Evet sevgili arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bakalım 2600'lük bir rakip var karşımızda. Nedir ne değildir? Hayola diyor. Biz de ona hayrola diyeceğiz. Bakalım ne yapacağız? Evet. E4, E5, at F3, at C6. İtalyan açılışı. İtalyan açılışı. İki at savunması oynayabiliriz. Macar savunması var pasif. Onu oynayabiliriz. İki at savunmasını oynayalım. Bakalım ne olacak. Ha, D3'lü sistem tercih etti. Tamam. Biz de filimizi E7'den geliştirelim. Beyazlar C3, D4 fikriyle devam etmek ister bu oyunda. Öncesinde de H3 yapar ki siyahlar fil G4 gelip atı açmaza almasın. Böylece D4'teki baskıyı oluşturmasın. Beyazlar bunun üzerine oynayacak. Biz de rokumuzu atalım. Enteresan. Çok enteresan. Evet. Biliyorsunuz E4 E5'li oyunlarda siyahların ana amacı D5 sürebilmektir. Şimdi D5 sürebilirsiniz belki ama rakip böyle izin verirse tek sorun D5'te de kalmaz. D5'ten sonra E5'e saldırı gelir mi diye bakmanız gerek. Mesela ben şimdi D5 yaparsam E5, at D5'ten sonra kale E1 gelip E5'e saldırırsa nasıl koruyacağım? Hocam fille korursunuz diyorsunuz. Ama o iş o kadar basit olmuyor işte. Sonra at E4 koyabilir. Bir bakayım ben bir dakika. Bir bakayım. D5. D5 hemen sürelim mi diyorsun? Sürmeyelim biz D6 oynayalım. Sakin sakin oynayalım. Ama bu D5'i çalışmam lazım mesela. A4 yaptı. Alan kazanan güzel bir hamle. Hocam hemen fil G4 gelip atı açmaz alın. Bu konumda atı açmaz almak doğru olmaz. Çünkü rakip D3 sürmüş. Ha bir dakika yalnız atı açmazı. Kale E1 gelse atı buradan buraya aktarsa. Tabii tabii bak şimdi. Ben fil G4 gelince o büyük ihtimal C3 oynar. At D4'ümü keser. Sonra da kale E1 gelir. Atı F1'den G3'e dolandırır. H3 sürer. Ve H3 sürdüğünde ben file H5'e atamam. G3'teki attan dolayı F5 karesinin kontrolünü kaybederim. Yani burada fil G4 oynanmaz. D3'lü sistemlerde fil G4 gelmek iyi değildir. Filin yeri E6'dır. Ama önce bir H6 yapalım biz. Sonra file E6 yapacağız. Evet 10 artı 10 zaman temposu oynuyoruz. Rakibin reytingi 2600. Ünvanlı bir oyuncu olsa gerek. Bakalım oynayacağız. Bakın kale 1 geldi. Fikir atı F1'den G3'e dolandırmak. Ve daha sonra C3 D4 ile merkeze yüklenmek. Biz de file E6'ya çıkalım. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz yılbaşı gecesi. Arkadaşlar hediyeli bir turnuva düzenliyorum. Maksat sizinle birlikte olmak. Hani sembolik de olsa 10 kişiye kitap ödülü. Ondan sonracığıma 2 kişiye de kapaklı satranç hediye edeceğiz. Katılımınızı bekliyorum. Yılbaşına birlikte gireceğiz. Yeni yıla birlikte gireceğiz. Hocam tabii ki birlikte gireceğiz. Yoksa nasıl gireceğiz yani? Vallahi yeni yıla nasıl girerseniz öyle devam eder derler. Çok inandırıcı olmamakla beraber. Evet. Evet. Turnuva ile ilgili bilgileri görmek isteyenler kanaldaki canlı yayın linkime tıklasınlar arkadaşlar. Hatta sizin için açıklama kısmına da bu videonun açıklama kısmına da ilgili linkleri koyarım. Oradan bakarsınız ne yapmanız gerekiyor diye. Aa, bir dakika rakip C3 oynamış biz burada konuşuyoruz. Bir dakika. Şimdi zor kısmı buraları aslında. Bakın D5 sürmem engelli. Çünkü E5'e baskısı var rakibimin. Biz burada ne yapacağız? Hocam kale E8 gelin. File F8'den dolaştırın. Olabilir. Kale E8 geldiğimizde file E6 vurursa ne yapacağız? Tabii o da ayrı mesele. Evet. Ya da hocam atı açın F5 sürmeye çalışın vezir D7'den sonra. Olabilir. Ben bir tane vezir D7 geleyim de. Ama bir dakika şimdi o D4 sürebilir.
D4'ü iyi kalır. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. Hocam atı gelin. C4'e basın. O fil almaya çalışın. Hadi gelelim bakalım. Böyle bir fikir var zaten biliyorsunuz bu oyunda. At A5'in taşıdığı fikir C piyonunu da merkez mücadelesinde kullanabilmektir. Ben şimdi beyazın vereceği karara göre C5 süreceğim. Bakalım ne olacak. Evet. Yani rakip bu oyunu biliyor. 2600 rating. Atı attı, fili kaçtı. Ben C5'imi süreceğim. Sonra atımı görevi tamamlandığı için geri geleceğim. Açılış kısmında gelişim adımlarına uyuyorsunuzdur. Artık bunu yapmıyorsanız 200 yıl öncesinin oyununu oynuyorsunuz. Aslında buna da izin verdi ama rakip. Dur bakayım. Şimdi ben bu filmi de vermek istemiyorum. Çünkü rakip at G3'ten sonra at F5 gelecek. Zaman farkı 4 dakika oldu. 1 dakika. 4 dakika oldu. 1 dakika. Evet. Atı C6'ya geri geleyim ben. Bu atın burada işlevi tamamlandı. İşlevi tamamlandı. Aslında vezir B6 gibi sıra dışı duran bir hamlem de var benim ama hiç gerek var mı acaba öyle bir hamleye? Atı C6'ya geldikten sonra ben nasıl devam edeceğim ki? D4'ü kestim diyorsun. Fena değil diyorsun. Yok ya E6'yı vurur. Sonra D4 sürer. Şu fili alsam mı ben acaba? Kale burada B piyonu sürüp sonra kaleyi yataydan kullanabilir. At da F5'e gelince canım sıkılabilir. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ya da klasik fikri uygula. Atı C6'ya gel. Veziri C7'ye gel. Tamam. Ya şimdi o büyük ihtimal E6'yı kesip bir yerde D4 yapacak. Onu hayal ediyor olmalı. Ben de vezir C7 gelip E5'i dolaylı yoldan koruyacağım. D5'i hazırlayacağım. Benim işim gücüm D5 olması lazım. Kalelerden birinde D8'e geleceğim. Bakalım nasıl olacak. Yani beyaz da aslında at G3, H3, at H2, at G4 tarzı, vezir F3 beraberinde gelen hamlelerle şah kanadına yönelik oynamalı. Yani geliyor rakibimiz. Biz de vezir C7'mizi gelelim bakalım. Vezir C7'mizi gelelim. Ya şimdi şu hamleye ben ne yapacağım ama? Keseceğim, keseceğim. Yok, önce bunu kesecek. Sonra bunu sürecek. Kes, kes, kes. Onu da kes. Atla kesti. Enteresan. Tamam hadi gel vezir C7. Gel bakalım. Evet, enteresan. Rakibin puanı çok yüksek. Kazanmak veya kaybetmek derdimiz değil. Tüm derdimiz, tüm çabamız ortaya güzel bir eser çıkartabilmek, öğrendiğimiz bilgileri tahtaya yansıtabilmek, uygulayabilmek. Satranç oynarken ilk aşamada bakın siz amatörsünüz diyelim. Aşamaları söylüyorum. Taşın hareketini, kuralları vesaire öğrendiniz. Ne yapacaksınız? Mat konusunu iyice öğrenip hemen mat örnekleri, soruları çözmeniz gerekecek. Yüzlerce, binlerce. Kolaydan zora doğru. Aynı zamanda taktik yöntemleri teker teker öğreneceksiniz. Hangi taktik yöntem nasıl işliyor, nasıl çalışıyor. Taktik yöntemlerle ilgili de bir yandan sorular çözeceksiniz. Şimdi durun bakalım bir dakika. Şunu sürsek. Artık bunu sürmenin vakti geldi sanki. Ama kesip mi süreceğiz? Hayır. Fil burada kalmalı. Bunu sürecek miyiz şimdi? Vakti geldi mi? Bunu sürsem. Kesse. Fille keseceğim. Yine oraya gelecek ama. Atı kessem. At kesse. Viziri geldi. Fil geldi. Acele etmeyeyim. Ben bir tane de kale D8 oynayayım. Yok. Ya da kale E8 mi oynayayım? Ama o burayı kesecek. Dur bakayım. D5. Aslında D5 iyi duran bir hamle. Niye kötü dursun ki? D5 iyi duran bir hamle. Yani D5'in vakti geldi bence. D5'in vakti geldi bence. Bunu fille değil atla da alabilirim ki ben. Hatta atla alsam daha iyi. Şöyle yapsam daha iyi. Neyse ona prim yapma gerek yok.
Ve bu süreçte oynayacağınız oyunlarda 2-3 görevi yerine getirmeniz lazım. Birinci görev gelişim, 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 yok başka işim. Harfiyen açılışta gelişimi tamamlaman gerek. 2, bedava taş vermemen gerek. Başlangıç seviyesi için söylüyorum. Bedava taş vermemek için de oynayacağın karenin güvenli olup olmadığına, alacağın taşın korumalı olup olmadığına bakacaksın. Alışverişlerden zarara çıkmayacaksın. 3, rakibin gözünde olacak tüm dikkatin. Önce rakip diyeceksin. Önce rakip. Bu sisteme uyarsan orta seviyeye hızlıca ilerlersin. Emin olun, orta seviyeye ulaşamayan tüm satrançla ilgili kişilerin, bireylerin problemi bu. Rakibin hamlesine bakarak işe başlamıyor. Hep ben, hep ben diyor. Ben de hep ben diyorum ama olmaz öyle. Hep ben olmayacağız. Bence olmayacağız. Sence olacağız. Evet. Önce rakip diyeceğiz. Gözümüz dört açacağız. İlk olarak rakibin hamlesiyle uğraşacağız. Bir dakika, şimdi rakip bize bunu verdi. Mesela ben bunu alsam. Olmuyor mu yani? Yani olmuyor canım. Bakın alıyor. Ben bunu alıyorum. Buradan çatal yapıyor. Çatal mı yapıyor? Yapıyor ya. Onu kessem. Onu kesiyor. Evet. Peki böyle alsam? Fili alacak ama. Yapacak bir şey yok ama. Bunu alacağız biz. Evet. Rakibimiz yani daha iyi, benden daha iyi konumsal değerleri gözetiyor olabilir. İçi enteresan, bir dakika. Enteresan, bana bu hakkı şimdi kaleyle alabilir. Tamam, bir dakika. Ben bir tane D2'ni almayayım mı kaleye gelip? Hocam siz şu fili alın en iyisi. Ya ama şimdi o vezir F3 gelecek. Ya da ben C4 süreyim. Bak C4 iyi hamle ha. Enteresan. Ama C4 iyi hamle. Ben C4 yapayım. Şöyle C4 yapayım bir tane. Bu C4 iyi. Yani C4 orada iyi alan kazanır. Kaleye hemen D2'ne gelmek de cazip tabi ama beyazlar vezir F3 gelecek. Hocam devam edin. Ne güzel anlatıyordunuz. Orta seviyedeki kişilere tavsiyeniz ne? Bak, bu tavsiyeleri herhalde bulamazsın. Kalemini, defterini hazırlar mısın? Lütfen. Hazırla. Hazırla. Biz burada şovumuzu yapıyoruz, o ayrı. Ama emin ol, değerli kıymetli bilgiler. Yılların tecrübesini burada paylaşıyoruz. Sonra hiç karışmam. Yani fili almak istiyor. Buraları vurma durumu söz konusu. Dur şimdi. Yani kaleyi o zaman ben buradan buraya aktarayım. Vallahi aktarayım galiba oraya ben. Cazip duruyor ama. O da buraya gelecek. Bunu kesip onu vuracak acaba? Onu vurabilir mi acaba? Geleyim ben oraya. Şunu geleyim ben. Böyle. Bir tane böyle. Rakibimiz hızlı oynuyor. İyi, yani fena da oynamıyor. Bakacağız. Şimdi böyle bir hamlenin devamlı bakacaksınız ya. Buraya mı vurur, oraya mı vurur? Önce onu mu vurur? Ben bir kale D3 geleyim buraya. Kale D3 geleyim. Kalemizi güçlendirelim. Tamam. Tamam, hay hay. Kaleleri çiftleyeyim ben mesela. Ne dersin? Bu at İşe yaramıyor hocam. Siz o atı buradan buraya aktarın. Onun orada da işi yok ki. Onun orada da işi yok ki. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Kalemi şöyle çekeyim. Fili F8'e çekme imkanım yok ama böyle oynayalım. Bu hamle fena olmayabilir. Evet. 1 dakikaya 9 dakika. Şıkır şıkır oynuyor maşallah. Şıkır şıkır oynuyor.
Bu filmi alması bence iyi değil de niye aldıysa, niye aldı acaba? Evet. Fili geldi. Hocam kesin onu artık. Yok, onu kesmeyeceğim ben. Veziri nereye oynayacağım ama? F8'i mi oynayayım? Ya da keseyim mi? Kes gitsin. Kes gitsin ya, bir şey olmaz. Al bunu, al al. Bir şey olmaz. Tamam. Şimdi bebeş burayı korumak lazım. Orayı da şöyle koruruz herhalde. Şöyle koruruz. Şimdi A7'ye gidip alır ha, biliyor musun? Vallahi alır A7 ya. Alacak, ne yapalım? O da bir şeyler alacak yani. A7 alırsa ben de D2'ye ineceğim. Bir dakikaya 9 dakika birazcık sohbete ara vereceğim. Arkadaşlar. Sohbete ara vereceğim. Ama orta seviye ile ilgili de önerimi söyleyeceğim. Orta seviyedeki bir oyuncu ileri düzeye çıkmak istiyorsa konumsal değerler üzerine çalışmalar yapmalı. İlk olarak zayıflık kavramını anlamalı. Satrançta zayıflık nedir? Türleri var ve daha çok piyonlarla ilgili olduğunu anlayacak. Zayıflık konusu ve piyonlarla ilgili çalışmalar yaparak konumsal derinliğini, konumsal anlayışını geliştirecek. Her şeyin satrançta taktikten ibaret olmadığını, usta oyuncuların, ileri düzey oyuncuların detaylarda kaybolduğunu, detaylarda gezindiğini, oralarda kafa yorduklarını görecek. O zaman fil ile at arasındaki ince farkı görecek. Alan üstünlüğünün önemini görecek. Taşların daha etkin konumlara yerleşmesinin farkını bilecek. Karelerin ve zayıf piyonların üzerine yönelebilecek. Onu söyleyeyim. Bol bol maç incelemesi yapması gerekiyor. Bunu buraya koyacağız. Allah Allah. Çok enteresan. Çok enteresan. Ayıl. Şimdi B'ye, buraya gelelim. Yoksa A'ya mı gelelim? A'ya gelelim. Yok, B'ye gelin, B'ye. Arkadaşımız bayağı nazik oynadı ama bilmiyorum, bakalım. Şimdi ben atı B3'e gelmek de istiyorum. 2, 4, 7. Her şey eşit. Kaybetmek için bir nedenimiz yok. Onun fil çift üstünlüğü var. O bir artı değer. Ama işte C2 fili tam oyuna dahil değil. Bir de benim atım da kötü değil yani. Atımız da iş yapıyor bizim burada. Dur şimdi, bu atla coşturmamız lazım. F4 yapmak istiyor haliyle. Açmak istiyor oyunu. Allah Allah. Hocam gelin vezirleri değişin. Değişin mi? Fil çiftine kalalım mı? Hadi değişelim. Hadi fil çiftine kalalım. Yani fil çiftine karşı oynayacağız. Çok zor. Çok zor. Oo, güzel bir oyun son ama. Güzel bir oyun son. Lezzetli. Dur. Şimdi oyunu açmak istiyor arkadaşımız. Haklı. Haklı. Tümüyle haklı. E5'i almakta ısrarcı. Dur. Atı C6'ya gel. Usul usul oynayalım. Evet. Alırsa atla alacağız. Alırsa atla alacağız. Evet. 1 dakikaya 8 dakika. Hamle mi uyuduk? Flash 6 mı uyuduk? Aldıktan sonra. Neyse, bizim atı 4'ümüz var galiba. Hay Allah ya, bir hamle uyduk, dur. Bunu uyduk ya, bunu uyduk. Hay Allah. Dur neyse, bakalım. Dur neyse. Yok yok, onu uyumadık ha tam. Şöyle bir hamlemiz var bizim de aslında. Var mı? Çok da yok. Sonra filgi 5 geliyor. Alacak onu, alacak. Dur dur dur. Alacak. Aa, alamayacak. Alırsa ben de E4'ü alıyorum. Fil F4'ten korkmuştum ben. Ama yok, fil 7'm var. Fil 7 var ya, fil 7 var.
Filgidi var. Hay Allah. Flash 6 alacak herhalde. Flash 6'ya böyle oynasam kesecek. Kaleyle kesse. Aa, almadı, dur. Ne yaptı? He, öyle yapacak. Tamam. Bunu geleceğim ben. Eve sürmek için. Fillerle oynamak çok zor. Fillere karşı oynamak çok zor. Evet, onu geldi, enteresan. Çok enteresan. Buraya geleceğim. Evet, ne yapacak? Filgi altı mı gelecek? Vallahi, ha, öyle mi gelecek? Öyle gelecek ha. Tamam. Şöyle oynasam mı acaba ben? Sonra B2'ye basarım. Kötü mü yaptık bilmiyorum ki. Zaman az. Yani bu zaman darlığında olmuyor. Bakalım ne olacak. Evet. Güzel hamle yaptı. Böyle geleceğim. Aa, böyle gelirsen flash'ı diyorum. O zaman böyle geleyim. Böyle gelsem. Çok sıkıntılı, çok sıkıntılı. Bak 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 nasıl oynuyor bak. Bak nasıl oynuyor bak. Böyle yapacağım. At D3. Yok, at A4 geleceğim. At A4. Saniye kaldı. Ah, yedik. Ah, olmayacak yerde file 8 yedik ya. Şiş. Olmadı, ne yapalım? Olmadı. Olmadı. Bu seviyedeki bir oyuncu görür. Benim de böyle körlükler yapmamam lazım. İşte bunların hepsi sağdan uzak kalmanın bedeli. Hocam, bedeli diyorsunuz. Ah, almadı. Almadı. Almadı, enteresan. Çok enteresan. File 8 gelmedi. Görmüyorum acaba? Hocam sen görmedin, o da görmedi. Ne oluyor? File 8'i görmedi. Ben bu file nereye koy, kaleyi nereye koyacağım? Kaleyi şuraya koyacağım. En iyi hamle bu. Ne istiyor? Numara yapıyor bizi orada. Bakın bunu alsaydım onu, bunu alacaktı. Aşağıdan mate çekti bizi. Çok uyanık, çok. Dur şığı ben böyle kaçayım o zaman ufaktan. Ufak taktikleri kovalıyor. Tekrar aşağı çekecek o. Tekrar aşağı çekip beni sıkıştırması gerek. Böyle. Şimdi ben B2 almak istiyorum. Onu söyleyeyim. B2'yi koruyacak. Ama ben ne yapacağım? Bu atımla bir şey yapmam lazım ama bulamadım bir türlü. Beraber teklif edeyim bari. Kabul etmedi. Bana buradan şans verecekse giderim. Evet. AD'ye gelmemi ister, kabul verirse, izin verirse gelirim buraya. Kaleyi tekrar gelirse, o zaman
Çok kötü oluyor benim için. Ben o zaman dur. Burada biraz bekleyeceğiz. Ne yapacağız? Atı C5'e geri geleceğiz mecburen. A2'yi korursa. Ama A2 nasıl koruyacak ki? Kale A2 ile koruyamaz ki. Kale B1 ile mi koruyacak? Kale B1 ile koruyacak ya. Tamam. Şah çeker buraya gelirim. Şah çeker buraya gelirim. Şah çeker buraya gelirim. He, alır en son. Şah çeker. Şah çekerse buraya gelsem. Ha, buraya gelirsem olur. Tamam. Dur bakalım. Evet. 2600'e karşı oynuyoruz ama gerçekçi 2600 mü bilmiyorum. Arkadaşlar. Sahnelerimiz var. Bakalım ne olacak. Müthiş gerilim var. Yani filler güçlü arkadaşlar. Filler atlar karşısında fark yaratan taşlardır. Hiç unutmuyorum. Hocamızın bir sözü vardı. Derdi ki en kötü durumdaki fil bile en iyi durumdaki attan daha güçlüdür derdi. Bu bir abartılı cümle tabii ki. Ama burada şunu bilin ki filler özellikle usta seviyesinde atlara oranla daha kıymetli taşlardır. Amatör birine sorsanız atı daha çok beğenir. Neden diye sorduğunuzda hocam atın o hareketi gözden kaçabiliyor. Daha marifetli geliyor bize diyorlar. Ama gerçek şu ki filler atlardan daha güçlü. En basit kanıtı ise iki fil ile mat yapmak. Çok kolayken, bakın çok kolayken iki atla mat yoktur teorik olarak. Evet, rakibiniz de düşünüyor. Aslında ben hamlesizliğe doğru sürüklendim. Yaptı, vallahi yaptı. Bana bu izni verdi. Şahımı geleceğim ben buradan kurtaracağım. Hatta sonra kalemi böyle geleceğim ki buradan kurtarmak için. Ama dur, hemen bunu gelirsem olmaz. At C5 geleyim, atı B3'e koyayım. Ha, o da olmuyor. Adam bizi kitlemiş burada. Hamlemiz yok ki. Hamlem yok. Yine şahla oynayacağım. İnanamıyorum. Hamlem yok. Şahla oynuyorum. Aslında şahla oynamak da fena değil. Şahı bebeşe koyacağım. Yürü 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 yürü. Şahı bebeşe koyacağım. Onun da zamanı azaldı. Hocam bir comeback geliyor mu? Bakacağız. Bakacağız. Yalnız şah bebeş de çok tatlı. Şah bebeş de çok tatlı duruyor. Mat mı olduk? Ay, atı verdik ya. İnanamıyorum ya. Hocam şah bebeş dediniz. Al size şah bebeş. Verdik. Of. Verdik oyunu ya. Oyunu verdik ya. Oyunu verdik. Mecburen böyle geleceğiz. Aa, inanamıyorum. File E8'i yedik. Göz göre göre. Olmuyor işte, olmuyor. Olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Bundan sonrası onun için kazanç. Hem de çok kolay kazanç yani. Onu söyleyeyim ben sana. Çok kolay kazanç. Çok kolay kazanç ona. Çok kolay kazanç. Hani birazcık oynayayım ben ama yok yani, kazanç ona. Böyle gelsek de vuruyor değil mi? Böyle gelsek de şah çekecek. Öyle geleceğiz. At düştü orada. Evet. Olmadı. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Zugzwang ve terk. Bu oyun sonu da tabii ki rakibe kazanç. Çünkü hamlem yok zaten benim. Tebrikler. Evet, arkadaşımız iyi oynuyor. Bir maçta başka biriyle oynayalım. 10 artı 10 demişiz. 10 artı 2 diyen var. Almanya'dan. Tabii şimdi birazcık. Hadi 10 artı 2 oynayalım. Biraz canım sıkıldı. Hemen agresifleşiyorum, bakın gördünüz mü? O zaman hemen Mozart alıyoruz. Yani bu artık bu işin şakası yok. Nerede benim Mozart'ım?
Direkt Mozart istiyorum. Bu işin şakası yok artık. Evet. Nimzo-Hint savunması oynayalım. O zaman... Ama yok, geçen oynamıştım, sorunu yaşamıştım. Ben onun savunması oynamıştım geçen, sorunu yaşamıştım. Evet, bunu oynayacağız. Evet. Nimzowitsch gibi oynayacağız. Aron Nimzowitsch gibi. Aron Nimzowitsch diyor ki, ben diyor taşlarımı öyle bir dizerim ki diyor, merkezdeki E4 karesinin kontrolünü alırım diyor. Beyazlar illaki E piyonunu oraya sürebilecek ama o onu hazırlarken ben de E5 sürüşünü hazırlarım diyor. Evet, bu aslında kapalı katalana da dönmüş olur eğer ben bunu oynarsam. Evet, o da kanattan çıktı, enteresan. Hey guys, welcome to our game. Allah Allah, böyle şeyler söylemeyeyim bana. Heyecanlandırıyorsunuz beni. Evet. Ne yapalım, değişik bir şey mi yapalım yani, bunu buradan aktarıp öyle mi yapalım? Agresif oynayacağız biz biraz. D6 süreceğim. Atı D7'den çıkacağım. Evet. I am streaming on Twitch diyor. See for more details on my profile diyor. Enteresan. Herhalde şu an onun yayınındayız. Dur bakalım. Herkes yayın yapıyor kardeşim. Bakalım en güzel yayını kim yapıyor, ona bakacağız. Ona bakacağız. O da demek ki konuşarak oynuyor şu an. Almanya'dan bir dostumuz. Almanya Mönih'e bir selam göndereceğiz. Evet, kaybettikten sonra insan kazanmak daha çok ister. Bu yüzden de daha agresif kararlar verir arkadaşlar. Sizin o duygusal dinginliğe ulaştıktan sonra satranç oynamanız gerekiyor. Çünkü satranç oyunu kararlar oyunu. Doğru kararlar sizi daha iyi konumlara, daha zengin, bol olanaklı konumlara götürürken, taşırken daha agresif, öngörüsüz, hesapsız, hazırlıksız kararlar sizi aşağı çeker. O yüzden kaybedilen bir maç sonrası galip gelebilmek için aslında kendinizi kamçılamamanız gerekir. Satrançta bu ters yapıyor. Diğer branşlarda da bence böyle. Daha ofansif kararlar, içi dolu olmayan kararlar, arkası gelmeyen saldırılar yapmayacağız. Ben biraz şu an insanın sonuçta daha çok kazanmayı istiyorum. Kaybettiğim maçın etkisindeyim ben şu an halen. Ama kendimi birazcık sakinleştirmeye çalışıyorum. Ne derece bunu başarabileceğim göreceğiz. Ben atı buraya yerleştireceğim sevgili arkadaşlar. Alırsa fil alacağım. Almazsa F5 süreceğim. Alırsa fil alacağım. Evet. Premium yapınca demek ki, premium yapınca bu şey ok gidiyor demek ki. Nimzowitsch gibi oynayacağız. Beyaz kaleler üzerine oyun kuracağız. Ben F5 süreceğim. Bu arada onun debe sürüşü etkili kalabilir. Ona da bakacağım. Burada da debe sürerse ne yapacağız? Herhalde önce G3 alıp sonra ebe süreceğiz. Onu hazırlıyorum kendimce. Ama sürekli her konumda, her hamlede acaba D5 atar mı, D5 yapar mı diye bakmam gerek. Ben şimdi bu kareyi nispeten bir üst noktası olarak kullanmaya çalışıyorum. Ama bir şey kaçırdım galiba, değil mi? Rakibin böyle bir hamlesi mi var? Onu mu kaçırdık? Hocam en kötü D5 oynarsın. Çaktırma. Arkadaşlar var ya, kaybedilen oyundan sonra bir nefeslenmek gerekiyor. Hani soğuk su iç diyorlar ya, bir soğuk su içmeniz gerekiyor. Çok da soğuk olmasın. Narin boğazınız şişmesin. Evet hocam, orta düzey satranççıyım. Başka ne yapmalıyım? Başka ne yapmalısın? Bol bol oyun incelemeniz gerekiyor. Bol bol. Vallahi ben bunu alacağım arkadaş. Alacağım ben bunu, ben sana söyleyeyim. Alacağım. Acaba o da bunu mu alacak? Öyle bir çılgınlık mı yapacak? Evet, şu an mesela ben yarım hesap yapıyorum. Eksik hesap yapıyorum. Biraz baştan sağma oynuyorum. Bunu çok net hissediyorum. Çünkü halen o içimdeki kazanma duygusunu, o hırsı kontrol altına alamıyorum. Hocam turnuvalarda ne yapıyorsunuz? Turnuvalarda tüm çabamız zaten o yönde. Yani nasıl kendimiz daha kontrol altında tutabiliriz, bunu yapabiliriz diye. Bu piyon boşta mı?
Yok ama bunu alırsam ben 6 D4'e bir gelir. Oradan hem açmazdan piyonu alır. Hem de bu D4'teki at E6'ya sulanır. Ben böyle oynayayım. Güzel bir alan kazandım. Hocam filiniz kötü kaldı. Onu iyileştiririz. Gelecekte o fili C8'den çaprazını değiştirebiliriz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi benim hareketli piyonlarım onun dikkatini çekecektir. Evet, o da buradan oynayacak. Cebe sürmeye çalışacak. Gayet mantıklı bir karar. Şimdi gelelim buraya. Gelelim buraya bir dakika. Benim bir tane A5 yapmama A3'üm var. A dikini açar mıyız? At F6 gelin, o var. Nasıl oynamam gerekiyor benim? Atımı buradan buraya koymaya çalışsam hemen atı buraya mı koyacak? Hemen atı oraya mı koyacak? Bir de hemen cebe sürebilecek belki. Feda niyetle. Atı buraya koymanın hayalini yaşadım bir an için. Hayalini kurdum. Hocam fil F6'ya çekin. Sonra ne yapacağız? Sonra F4 sürün. Alınca E4 süremiyoruz, öyle bir şey yok. E4 sürün. At gelirse ata çakın. H6 sürün hocam. Madem at G5'ten çekiniyorsunuz. H6 da garip bir anlıyor. Çok garip bir hamle. Ama gerekli galiba. Hadi oynayalım bakalım. Rakip C5 oynayabilir mi? Bir dakika ya, rakip burada C5 oynayabilir. Alıyorum, alıyorum. Atla alıyorum. Buraya vuruyor mesela. Fil F6 gelsem bu boştu. Nasıl bir oldu ya? Ben iyi olmam lazım. Kötü kaldık. Allah Allah. Hocam siz en iyisi F4 sürün. F4 sürün ha. Hocam bu nasıl bir hamle? Arkadaşlar siz de az çılgın değilseniz. Enteresan bir hamleymiş bu. Çok enteresan bir karar. Benim orada oynamam lazım ama. D5. At D2 gelir. At D2 gelir. O zaman A6 sürer. A4 sürer. At oraya gelirim. D5. Çok ilginç bir karar. Ama o da C5 yapacak yine. Dur bakalım, çok da fazla zaman harcadık. Alman mıydı bu, Belçika mı bakalım? Yok yok, Almanya. Hocam bayraklarını bilmiyorsunuz. Arkadaşlar bir yandan konuş, bir yandan oyna. Zaten iki taşı, üç taşı bir araya zor getiriyoruz. Anlatabildim mi? Siz en iyisi Beethoven dinleyin, biraz kendinize gelin hocam. B5 nasıl bir hamle? Şah kanadından doğru planı, doğru hareket planını bulamadım. O yüzden vezir kanadından bir girişimde bulunmak istedim. Burası aslında rakibin daha baskın olduğu taraf. Doğru olan üstün olduğun tarafta oynamaktır ama burada onu hazırlıksız yakalamış olabilirim. O yüzden anlık bir fırsat diye düşündüm ve bu kararı verdim. Rakibin bence etkili cevabı atı D2'ye gelmek. O aslında atına yer değiştirmek çok istemez. Çünkü dedim ya, benim hamlelerimi, fikirlerimi kesen at hamleleri vardı. İşte E4 sürersem atı D4'e gelir. At F6 gelirsem at G5 gelir. Hani atına çok dokunmak istemez. Ama atına şu an dokunmalı. Her istediğimiz olmuyor. O yüzden rahat olmak gerekiyor birazcık. Yani fikirlerinizi güncellemeniz gerekiyor. Bazı fikirlere çok fazla kendinizi kitlememeniz gerekiyor. Bakalım ne olacak. Evet. Puanımız da 95'e düştü. Yani 2400 dedik. 2400'e ulaştık ama ineceğiz çıkacağız arkadaşlar. Siz de böyle. Yani grafik her zaman yukarı doğru gitmez. İnişler olacak illaki. Ama o inişleri tutabilmeniz gerekiyor. Sonuçta hatırlarsanız 2300'ün altındaydım ben. Rapid puanım.
Adım adım önce 2300 dedik, 2250 dedik, 2400 dedik ama bir türlü bu bandı aşamadım. Neden aşamıyorsunuz? Belki de kafanızda bitiremiyorsunuz. Yani çok... Bak geldi atı, bravo. Şimdi ben burada 6 diye düşünmüştüm biraz önce ama şimdi şu hamle daha cazip duruyor. Vallahi daha cazip duruyor. Gerçekten çok da tatlı duruyor. Ha, ama bir problem var. Bunu alıyor. Bunu alıyor. Açmazdan en son sorun yaşıyorum ben. Evet. O yüzden ne yapacağız biz? Ne yapacağız biz? Hay Allah. Açmaz bizi bozdu. Açmaz bizi bozdudur. Hocam atı o zaman buradan dolandırın. Oradan artık bir kıymet yok ki. Hocam E4 sürün. Vallahi E4 enteresan bir renk getirir oyuna ha. E4. E4 çok enteresan bir renk getirir oyuna. Atı D3'ten bir atarsa uğraş dur. E4 gerekli. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evet, E4. Biraz garip bir hamle. Ama etkili gibi duruyor. E4 yapmak istemezdim açıkçası. O piyonlarımla ilgili daha doğru, daha net kararlar verebilmeyi isterdim. Ama böyle bir oyuna girdik. Şu an burada bir gerilim var. Daha sonrasında ben film F6'ya koymayı düşünüyorum. Bu iyi hamle. Benim büyük bir problemim var. E6 karesi ulaşılabilir bir zayıf kare, ileri karakol karesi. Ama oraya kim ulaşacak? At ulaşacak. Bu at da şimdi burayla ilgileniyor ama bir takım yaratıcı fikirlerle buraya gelirse işim iş. O yüzden ben ona dikkat edeceğim. Bakalım nasıl yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız. Şu an bir öğrencim arıyor. Açalım bakalım ne diyor. Bir dakika. Evet. Evet Sab, şu an Hocam merhaba. Leeches'te şu an kayıttayım. Ne söylemek Nereye istersin bağlayacaktım hocam? takipçilerime? Onu söyleyeyim. Takipçilerim ne söylemek Hocam. istersin? Hocam 30 kişi izliyormuş. Evet, Görmüştüm. ne demek istersin? Şu an kayıttasın. Herkes seni dinliyor. Kayıttayım. Evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Tamam, teşekkürler Sap. Evet Sap, maçtayım şu an. Tamam, ararım ben seni. Hadi bay bay. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her an her şey olabiliyor bizim dersimizde. Şunu alacağız. Vezirle alacak. Atla basacağız. Kesecek. Fille basacak. Oradan gelecek. Atı dolandıracak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Rakip niye böyle bir hamle yaptı onu anlamadım ben. Cebe sürmek istiyor. Fili gelsem. Fili geleceğim ben. Niye baktım ki bu kadar? Alınca da atla alacağım işte. Lokum. Lokum, lokum, lokum. Tamam. Evet. D5'e basacağız. Evet, rakibin yaptığı hamleyi çok anlamadım. Onu söyleyeyim ben size. Bakalım ne olacak. Evet. Ben şu an kötü filmle onun etkili filini değişime sokmak istiyorum. Oyun boyunca öncelikli dikkatiniz rakibin fikirlerinde olmalı. Rakibiniz plan kuracak illaki. O plan karşısında ürkek davranmamanız lazım. O planı akıl terazinizde doğru tartmalı. Hassas tartmalısınız ki doğru hakkını verin. Hani etkili bir plan mı kurmuş? Yoksa yani çok büyük etkileri olmayan, zararı olmayan bir plan mı? Veya siz daha hızlı bir plan üretebilir misiniz? Buna bakacaksınız. Bakın rakibim C dikiğinden C5 ile gelmeyi amaçlamıştı. Ama ben şimdi onun gelmeyi amaçladığı taraftan oyunu karıştırdım. Lehime çevirmeye çalışıyorum. Ama dikkatli adımlar atmam lazım. Satranç oyunun en sevdiğim kısmı ne biliyor musunuz? Titiz işleyiş şekli.
Titiz. Yani bir işte titizlik varsa anlayın ki o iş bir sanat eseri. Satrançta da ben bunu yapmayı seviyorum. O yüzden de düşünerek oynamaktan daha çok zevk alıyorum. Hani ortaya daha güzel üretimler çıkartabilmek için. Ama bu böylesi hızlı oyunları da ara ara oynamak gerekiyor belki. Şimdi rakibim dedi ki ben burayı alacağım dedi. E ama alamıyor ki. Alamıyor. Alamıyor, alamıyor. Yanlış hesap yaptı. Atla tutuyorum ben orayı. Ben burayı atla alınca tutuyorum. Eksik hesap yaptı. Acaba buraya feda mı yapacak? Bakalım. Bakalım görelim. Evet, aradaki süre farkı. Evet. Atla aldı. Çok çok ilginç. Atla aldı. Vallahi ben bunu atla alacağım kardeş. Ha, bir dakika. At A5'i kovalıyor. Dur. Sen. Bir dakika. Az kalsın gidiyorduk ha. Az kalsın gidiyorduk. Dur. O zaman ne yapacağız? Şimdi atla alsam ata 5 var diyorsun değil mi? Ata 5 var diyorsun. Vallahi var. Fil alsak da at E3 var. At E3 var mı? At E3 var mı? Var. Hocam at A5 her durumda var ama. Acaba bunu alsak da at A5'e vezir B8 mi gelsek? Çok pasif bir hamle. Çok pasif. Çok pasif. Hocam bize pasif oynamayın derdi. Fille bunu alırsak da buraya geliyor. C7'yi alacak ha? Buraya geliyorum. G7'yi alıyor. G7'yi alıyor ha? G7'yi alıyor. Süreler azaldı bir dakika. At B4 alsam. Şah çeker. Fil de alsam. Fil buraya gelsen. G7'yi alıyor. Kes 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 kaleye gel. Yine gel. Kes 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 yine kaleye gel. Kes kes. Tamam. Artık oyun sonunu hesapladım arkadaşlar. Ne yapayım? Yani burada artık oyun sonunu hesapladım. Yani böyle geleceğiz dedik. Değil mi? Ya da G6 süreceğiz. Ama o zaman açmazdan şeyi kaybederiz. Fili geleceğiz dedik böyle. GD'yi vereceğiz. Tamam. Tamam. Alacağız. Alacağız. Alacak. Kaleye geleceğiz. Arkasından kaleye gelecek. Ben de atı buraya geleceğim diye bir hesap ama bakalım doğru mu? Evet, 30 saniye 1,5 dakika biraz hızlı oynayacağız. Piyonların eşit olduğu bir oyun sonu oldu ama onun 2'ye 1 üstünlüğü var. Bakalım. F3 yaparsa at F6 geleceğim. Ve bir an önce şahımı oyuna gireceğim. Ve bir an önce şahımı oyuna gireceğim. D5 de güzel bir hamleye benziyor. Oo. Piyon verdi.
Durduk yere piyon verdi. Durduk yere piyon verdi rakip. Değil mi? Evet, durduk yere piyon verdi. Vallahi alacağız yani bu konumda, ben ne yapacağım? Piyon verirse alacağız yani. Piyon verirse alacağız. Çatal istedi. Ucuz taktikler peşinde. Dur bakalım. Demek ki taktik gözle bakıyor tahtaya. Orada bir şey yok canım. Ne olacak? Şimdi. Onu dedim şöyle. Tamam, orayı sağlam aldık. Şahımızı yürüyelim. Yok, atımızı gelelim şöyle bir. Atımızı bir kurtaralım. Onun filini almak istiyorum. Evet, ne demişler? Piyon oyun sonu kazançsa at oyun sonunda kazançtır demişler. O yüzden buna girdim. Rakibim kabul etmedi. O zaman sen bilirsin diyelim. Şöyle gelelim. Zamandan kazandım. Zamandan kazandım. Ama bu oyun sonu bana kazanç bile olsa arkadaşlar... Zor. Lütfen yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler. Lütfen. Arkadaşlar yani mütevazi kişiliğime zarar verecek şeylere girmeyelim. Lütfen. Yani biliyorsunuz ben hani, hani tevazu yıllarca bu erdem üzerinde eğitim görmüş bir insanım. Kazanırım. Her türlü kazanırım. Artı 5 puanı alırım. 2400 mü oldu? 2400 oldum. 2400 oldum arkadaşlar. Evet. Umarım faydalı bir yayın olmuştur sizler için. Bu oyun sonu tartışılır. Yani bunları uzun uzuya düşünmek gerekiyor. Oynamak gerekiyor. Keşke zamanım olsa. Bu fili alır mıydım, almaz mıydım? Korkardım yani, hemen almazdım. Onu söyleyeyim ben size. Çünkü göremiyorum yani. Önümü göremiyorum. Herhalde o A3 yapmalıydı. A3'e atı ben buraya mı yine gelecektim yani? D3'e gelecektim. Öyle oynayacaktık. Bir piyonu öndeyiz. Rakibi bir şekilde kandırdık. Kazanmayı bildik arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. Yılbaşı gecesi canlı yayınımızı kaçırmayın. Güzel, keyifli bir gece olacağını düşünüyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.